Merhaba hanımlar. Bugün size üçgen bir motifin nasıl yapılacağını göstereceğim. Şu anda önünüzde duran bu motifin nasıl yapıldığını size adım adım göstereceğim. Öncelikle hangi ipleri kullandığımı göstereyim. Bunlar üçü, yani ben buna K rengi diyorum. Pembe ve açık mavim çetik iplerimizden. Sadece bu naylon ipi, bordo bir ip. Bunları bu renklerde sıralayıp kullanacağım için elimde olan bu naylon bordo ipini çok az bir miktar lazım olduğu için onu kullanmaya karar verdim bu örneği yapmak için. Şimdi bu örneği bunlardan bir sürü yapıp değişik renk geçişlerinde siz kendiniz deneyerek güzel bir battaniye yapabilirsiniz. Aralara tabii ki kenarlara bazı boşluklar oluşacağı için farklı motifler de eklemeniz gerekecek. Aynı şekilde bu motifi birbirine ekleyerek kendinize sandalye örtüsü de yapabilirsiniz. Küçük döşek tarzında. Ve bu örgüde bize sık sık lazım olacak olan bir makas gerekli. Ve tığımız da bu tığı babam yaptı, sapını. Kendisi tornacı olduğu için bu işler elinden geliyor. Ve tığın ucunu da 2,5 numaralı başka bir tığla kıyasladığımda aynısı olduğunu gördüm. Yani bu bizim 2,5 numaralı bir tığımız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bordo ipimizle başlayalım. Çünkü örnekte bordo ile başlamışız. Açık mavi ve kir rengimiz pembeyle de en son sarımızı bitirmişiz. Şimdi bunun nasıl yapılacağını göstereyim ben size. Şimdi bordo ipimizi aldık. Şimdi bunları kenara koyalım. Makası sonra kullanacağız. Şimdi tığımıza öncelikle orta kısmını zincirle başladığımız için bu örgüyü gevşek örmenizi tavsiye ederim. Benim zincir başlama şeklim böyle. Şimdi 6 tane zincir yapalım. 2 3 4 5 ve 6. Bu zinciri birbirine bağlayalım. Sonra burada 3 zincir çekelim. 1 2 ve 3. Burada 2 tane yanına ikili trabzan yapalım. Şimdi bu arada ihtiyacımız olan 3 zincir, 1, 2 ve 3. Sonra aynı yuvarlığa batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda hep 3'er zincir çekelim. 1, 2, 3. Sonra 3 tane yine takıldı. Şöyle 3 tane yine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şu alttaki ucumuzu da örgünün içine saklayabilirsiniz. Kalan ucu da keseriz sonra. Şimdi bunlardan 3 tane ihtiyacımız vardı. 3 zincir çekelim yine. 3 zinciri de yaptık. Şimdi örgümüzü gösterelim. Başladığımız yere batacağız. Şurada 1 2. zincirin tepesine batıyoruz. Ve bunları
birleştiriyoruz. Şimdi bu ucu da keseceğiz. İhtiyacımız olan buydu şimdiye kadar. Bir tane zincir çekelim ve burada ipimizi keselim. Şimdi bu alttaki ipi dipten kesebiliriz. Çünkü biz yeterince yaptık. Yani ipimizi örgünün içine yeterince geçtik. Şimdi motifimiz buraya kadar hazır. Şimdi açık maviyi alıp onunla işe koyulalım. Şimdi bunu bakalım. Başlayacağımız yer yine ara zincirlerin ortası olduğu için şu kestiğimiz ipi kestiğimiz yerden başlayalım. Burada iki tane zincir yapalım. Bu birinciyi saymıyoruz. O başlangıç için. Şimdi bu ipleri de örgünün içine alalım. Şimdi burada iki tane ikili trabzan yapalım. Şöyle araya da buradaki araya 3 zincir çekelim. Sonra tekrar aynı bu alt zincirimizi bordonun zincirine batıp burada 3 tane trabzan yapacağız. Şu uçlar beni zorladılar. Onlarla boğuşuyorum. Yaslansınlar istiyorum. Şuradan biraz ip çıkaralım. Şimdi burada bizim sadece iki tane pardon burada iki tane iki mi bir tane zincir ihtiyacımız var. Burada evet bir tane zincir gevşek yapıyoruz. Sonra diğer tarafa geçelim. Burada da yan yana 3 tane trabzan yapalım. Şimdi ipimi bir ayarlayayım. Şimdi mavi ile devam ediyoruz. İpimi hallettim. İple boğuşuyordum demin. Şimdi burada arada iki zincir çekiyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz yan yana. Şimdi burada iki zincir çekelim yine. Gevşek zincirlerinizi yapın ki çekmesin örgünüz. Bakın nasıl kapanmaya çalışıyor. Gevşek yapmaya çalıştığım halde 3'er tane trabzan yapıyoruz her zincire. Arada iki zincir çekelim ve yine 3 tane daha trabzan yapalım. Sonra iki zincir çekelim yine ve şu başladığımız yere batalım. Bağlıyoruz. Burada da bir tane zincir çekip ipimizi öyle keselim. Şimdi bu ipi de bıraktık. Şu ipleri arkada şöyle bağlayabiliriz. Sökülmesinler diye.
Bu önemli. Çok fazla ip değiştirdiğimiz örgülerde şu bağcıklara çok dikkat ediniz. Sökülürlerse yazık olur örgünüze. Sonra bir yerden başlar örgünüz zayıflamaya, oradan sökülür ve üzülürsünüz. Böyle durumlar olmaması için. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi şu bizim kir rengimizi alalım. İpimi ayarlayayım önce ki deminki gibi olmasın. Evet, ipimi ayarladım. Şimdi yine alıyoruz. Bizim köşe olacak olan tarafları şu an için fark etmiyor hangi taraf. Ama bir yerden başlıyoruz. Bir tepeden başlayalım. Diyelim ki şu tepeden başladık. Şimdi iki tane zincir yapalım. Birincisini saymıyorum ben. Sonra buraya batalım. İki tane trabzan yapıyoruz ilkinde. Çünkü zincirimizi de sayıyoruz trabzan yerine. Böyle. Araya iki zincir çekiyoruz. Ve yine aynı yere batıp 3 tane daha trabzan yapacağız. Şu arkadaki ipleri saklamakla meşgul oluyorum ya. Şimdi burası oldu. Burada bir tane zincir çekeceğiz geniş bir şekilde. Sonra şu orta kısmımıza batacağız ve burada 3 tane trabzan yapacağız. Şöyle 3 tane trabzanı da yaptık. Şimdi yine bir zincir çekelim geniş. Sonra buraya batalım. Böyle. Sonra iki tane daha trabzan yapacağız. Burada iki tane zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde diğer taraflara da yapıp son yere kadar geliyoruz. Şimdi sıramızı bitirdik. Burada son bir tane zincir çektim. Büyük bir zincir. Daha gevşek örmemiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi son zincirin tepesine atıp bu şekilde bir zincir daha çekin. Ve bu ipi de kesin. Şimdi üçgeni gördüğünüz gibi maviye kadar hiçbir köşe belli değildi. Ama şu anda ise köşelerimiz belli artık. Üçgen olduğunu gösteriyoruz. Bu toprak rengiyle. Şimdi en sonunda pembe ipimizi alıp son sıramızı da yapalım. Bu motifin yapılışı da bu kadar olacak. Ya basit bir örgü ve çok keyifli örmesi. Ben çok keyif aldım. Sizin de keyif alacağınızı umuyorum. Şimdi şu orta kısımdan başlamak istiyorum. Bana daha uygun geldiği için. Aynı şekilde iki tane başlangıcı saymıyorum demiştim. İki tane zincir çektim. Şimdi iki tane daha trabzan yapıyoruz yanına. Çünkü bu örgüde amaç hep üç tane trabzan yan yana olacak. Üçerli derken yanlış anlaşılmasın. Üçlü trabzan değil. Üçer yani üç tane trabzan yan yana. İki tane zincir çekiyoruz. Hemen yanına
Aynı şekilde 3 tane daha trabzan yapacağız. Örgümüze devam edeceğiz. İkincisi oldu. Ve üçüncüsü. İşte şimdi bir tane böyle gevşek zincir örüyoruz. Sonra gidiyoruz. Bunlar artık aralarımız oldu. İki tane köşe arasındaki aralar. Şimdi buralara da 3 tane trabzan yapacağız. Her zincire 3 tane trabzan. Her zincire 3 tane trabzan. Bu şekilde bir örgü modelimiz var. Tekrarımız hep üçerli, 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 üçerli. Şimdi yine gevşek bir tane trabzan. Bir tane zincir ve üzerine trabzanı yapalım. Böyle ikinci trabzanımızı da yaptık. Diğeri de geliyor. İşte bu da oldu. Şimdi gevşek bir tane zincir çektik ve ortaya battık. Burada da yine yan yana 3 tane trabzan. Böyle 2 tane zincirimizi de yapalım ortaya. Sonra diğer tarafa da, yani aynı yere batıyoruz. Ama 2 zincir çektikten sonra diğer tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya kadar geldiğimiz gibi aynı şekilde diğer tarafları da bu şekilde örüyoruz. Bu bizim zaten son sıramız. İşte örgümüzün bu sırasını da bitirdik. Burada en son bir tane zincir yaptım. Böyle uzun bir zincir ve yine sıraya başladığımız yerde 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincirin tepesine batıp bu sırayı bu şekilde bağlıyoruz. Yani bir tane daha zincir çekip ipimizi o şekilde keselim. İşte aynı motifi yaptık. Şimdi genelde şunu alışkanlık halinize getirin. Her motifin arkasındaki ipleri bu şekilde tutturun. Örgünüz hem daha sağlam olur ve sökülme gibi bir ihtimali olmaz. Şu küçük parçacıkları da kesebilirsiniz. Temizlemek amaçlı. Örgünüz daha temiz ve güzel durur. Bu şekilde bir temizleme yapın. Daha güzel bir temiz örgüye sahip olursunuz. Şimdi yaptığımız motif bu. Şimdi eşit şekildeki iplerle örerseniz daha düzgün bir ürün çıkar ortaya. Şimdi benim bazıları kalın, bazıları ince. İplerimizin tabii ki aynı gevşeklikte de örmeniz gerekiyor. Yani bunu yapabilen bayan, ben o yüzden her zaman diyorum, yazılarımızda da güzel ve becerikli hanımlar. Merhaba, bu şekilde güzel ve becerikli hanımlar diye sesleniyorum. Çünkü biliyorum ki bizim Türk milletimizde hanımlarımız çok becerikli el işlerinde. O yüzden bu örgü örebilen bayanlar tabii ki benim için becerikliler ve her kadın zaten güzel olduğu için kadınlar güzeldir. Bu yüzden diyorum, merhaba güzel ve becerikli hanımlar. Bunu yazılarımda bu şekilde başlıyorum. Çünkü bu videoların yazılı anlatımlarını da hazırlıyorum sizin için. Şimdilik benim için bu motifin anlatımı bu kadar. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.